Bir lisedeki müdürler son sınıf öğrencilerinden 100 tanesine okuldaki yemek seçenekleri hakkında ne düşündüklerini sormuşlar tüm son sınıf öğrencileri arasından ki sayılarının yüzden fazla olduklarını varsayıyorum 100 tanesine sormuşlar. Bu durumda örneklem bu. Yani soru sorulan öğrenciler öyle değil mi? Popülasyon okuldaki tüm son sınıf öğrencileri olur. Bunların arasından 100 tanesini seçmişler. Seçtikleri 100 kişi örneklem oluyor. Bu örnekteki örneklem ve popülasyonu da belirleyin demişler. Biz sanki belirledik bile ama yine de gelin seçeneklerden hangisinin doğru olduğunu videoyu durdurup önce siz bulmaya çalışın. Popülasyon dünyadaki tüm son sınıf öğrencileri örneklem lisedeki tüm son sınıf öğrencileri demiş hayır bu doğru değil yani dünyadaki tüm son sınıf öğrencilerinin bu lisedeki yemekler hakkında ne fikirleri olabilir ki öyle değil mi bu lisedeki son sınıfların bu konuda ne düşündüklerini merak ediyoruz. Son sınıf öğrencileri arasından 100 kişiyi seçmelerinin sebebi de bu zaten. Bunun üzerine çiziyorum. Evet. Popülasyon lisedeki tüm öğrenciler, örneklem ise lisedeki tüm son sınıf öğrencileri. Son sınıf öğrencilerinin hepsine değil sadece 100 tanesine sordukları için bu da doğru değil. Umarım son seçenek doğrudur. Popülasyon lisedeki tüm son sınıf öğrencileri... Örneklem soru sorulan 100 öğrenci. İşte bingo. Okuldaki son sınıf öğrencileri arasından seçilen 100 öğrenciye okuldaki yemekler hakkında ne düşündüklerini sormuşlardı. Tüm son sınıf öğrencileriyle konuşmadık. Belki de mümkün değildi ve son sınıfların konuyla ilgili ne düşündüklerini anlamak için aralarından 100 tanesine sordukları için örneklem bu 100 öğrenci oldu.